TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Malatya'da bir okulda çalışan engelli memur bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili okulda denetimli serbestlik yasası kapsamında temizlik işçisi olarak çalışan kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Malatya'da Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan Fırat İlkokulu'nda yaşanan olayda engelli olarak görev yapan Celal Kuvvetli depo kısmında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken engelli memurun bıçaklandıktan sonra hortumla da boğularak öldürüldüğü ileri sürüldü. Cinayetin şüphelisi olarak okulda bir yıldırlı denetimli serbestlik yasası kapsamında temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen M.ED'nin gözaltına alınırken olay yerinde polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri okuldaki diğer görevlilerin de bilgisine başvururken Cuma namazı saatinde görevlilerin camiye gittiği, sadece engelli memur Celal Kuvvetli ile gözaltına alınan MED'nin okulda kaldığı iddia edildi. Okuldaki görevlilerin Cuma namazından geldikten sonra kimsenin okulda olmadığı ve yaklaşık 2 saat sonra hizmetli tarafından depoda görülen kanlar üzerine cinayetin ortaya çıktığı öğrenildi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından cinayete kurban giden memurun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Elazığ firmasına ait yolcu otobüsü Elemik mevkiinde tıra arkadan çarptı. Ön koltukta oturan iki yolcu ağır yaralandı. Kaza 14.30 civarında Malatya Elemenlik mevkiinde meydana geldi. Elazığ firmasına ait olduğu öğrenilen yolcu otobüsü önde giden ve iddiaya göre hatalı şerit değiştiren tıra arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü içerisinde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elazığ firması olduğu öğrenilen otobüsün Elazığ'dan İstanbul'a yolcu taşıdığı edinilen bilgiler arasında kaza nedeniyle bölge uzun süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ben hiç fark etmedim. Ben o dakika böyle araba fren yaptı. Fren yaparken çocuğu tutam derken dudağım patladı. Yani ben o an hiçbir şeyi hatırlayamıyorum. Nereden geliyorsunuz? Elazığ'dan. Elazığ, İstanbul'a mı gidiyorsunuz? İstanbul'a gidiyoruz ama daha bugün gidemeyiz. Bu bir müsibettir yani. Kaza nasıl oldu? Kaza tır burayı dönerken bizim şoför de yola devam etmek istedi. Keşke de biraz yavaşlasaydı, belki bu kaza olmayacak gibi geliyor bana ama demek ki olacak vardı. Ama büyük kusur tırda. Ben öyle gördüm yani. Malatya'da yürütülen Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında adliye sevk edilen 25 kişi tutuklandı. Malatya'da yürütülen Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında adliye sevk edilen 25 kişi tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün gece adliye sevk edilen 25 kişi savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Aralarında daha önce Malatya'da vali yardımcılığında bulunan Kütahya Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Selvi, Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürü Hüseyin Avni Dizman, Orman ve Su İşleri Başkanlığı 15. Bölge Müdürü Ayhan Deligöz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Cevdet Tatay ve Malatya Postane Baş Müdürü Fahri Ocak'ın bulunduğu 25 kişi nöbetçi mahkemece tutuklandı. FETÖ-PYD soruşturması kapsamında da Malatya Valiliği'nde 37 kamu görevlisi açığa alındı. Malatya Valiliği FETÖ-PYD operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ-PYD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında son süreçte çeşitli kurumlarda görevli 37 kamu görevlisinin açığa alındığı belirtildi. Açıklamada soruşturma kapsamında aralarında bir vali yardımcısı ve iki ilçe kaymakamının da bulunduğu 11 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltındaki şüphelilerden birinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirtilirken, içlerinde daha önce Malatya'da görev yapmış bir vali yardımcısı ve eski il müftüsü olmak üzere kamu, kurum ve kuruluşlardaki yöneticilerden oluşan 33 kişinin ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorgulamalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada son olarak kentte bugüne kadar toplam 1217 kamu görevlisinin açığa alındığı, 184 kişinin ise tutuklandığı belirtildi. Fethullahçı terör örgütü tarafından 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimine dünyada eşi benzeri olmayan bir cesaret göstererek karşı çıkan ve Türk milletinin gönlünde taht kuran demokrasi kahramanları Malatyalılarla buluştu. 15 Temmuz'da FETÖ tarafından yapılan darbe girişimine karşı yazılan millet destanının sembol isimlerinden olan ve yaptıkları kahramanlıkla tüm dünyada takdir toplayan Binbaşı Barış Dedebağ, Metin Doğan, Mustafa Özbey ve Safiye Bayat Malatya'da düzenlenen söyleşiye katılarak 15 Temmuz gecesi ve sonrasında neler yaşandıklarını anlattı. Bir yandan bayraklarımız dalgalansın, bir yandan cep telefonu ışıkları. Moderatörlüğünü sanatçı İsmail Hakkı'nın yaptığı söyleşi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kum sanatı gösterisiyle başladı. Söyleşide ilk sözü 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde bulunan darbecilerin karşısında tek başına dikilen ve yaptıkları yanlıştan dönmeleri için darbecilere dil döken Safiye Bayat aldı. Ben darbe demiyorum o geceye, işgal diyorum. İşgal de zaferde inananların açıkçası. Arkadaşlarım gelmişti. Onları gezdirdim Sülerde, Kız Kulesi, Salacak Harem aracımla. Bayağı bir gezinti yaptık o gün. Güzel bir gün geçirdim. Vatan aşkı bambaşka bir şey. Diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vatan sevgisi imandandır. 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankların önüne yatarak millet direnişinin sembol isimlerinden olan Metin Doğan ise 15 Temmuz gecesi her şeyi planlayarak yaptığını ifade etti. Bu böyle hiç böyle düşünülmeden falan böyle yapılan bir hareket değildi. Hepsi çok böyle planlı olarak düşünüp böyle. Yani kendi ölümümü bile, ölüm şeklimi bile nasıl olabileceğini düşünebilecek şekildeydim. Yani herhangi bir duygusal galayana gelip falan böyle yapmadım. Hepsi planlı bir şekilde yaptım. Öyle bir hızlı bir şekilde evden çıktım ki böyle bir sürü dua ediyordum oraya çok hızlı yetişebilmek adına. Allah da dualarımı kabul etti ve oraya çok hızlı bir şekilde yetiştim. O görüntüleri izledikten 5-10 dakika sonra oraya yetiştim. Yetiştiğimde böyle bazı yani yetişmeyi planlıyorsunuz ama ağzınızda çıkacak şeyleri planlamıyorsunuz. O kısımda böyle birçok şeyi Allah size söylettiriyor. O sırada düşünemem yani ben Türk askeriyim siz kimin askerisiniz diye. Ve tank böyle iki kere ilk hareket ederken böyle yaptım paletin önüne böyle hiç şey diyeceğiniz aklınızda değil böyle yaşayacağınız. Sadece nasıl öldürürüm onu bekliyorsunuz ve bir sürü şey düşünüyorsunuz. Hem kelime-i şehadet getiriyorsunuz, hem Allah'ınızı çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. O sırada tank durunca böyle sinirlenip kalkıyorum, şeyden çok korkuyorum. Orada amacım
paletlerin altında ezilmeyin ve çünkü canlı yayın yapılıyor ya, o yayın yapılırken tüm insanlar izler derken darbe karşıtı insanlar çok hızlı bir şekilde dışarı çıksın ve o yüz binler ölmesin diye, o yüzden ölmek için bayağı bir çaba harcadım ve tam durunca tekrar kalktım ve sinirlendim ve bağırıyordum ve içimde şeyi de düşünüyorum. İşte gelir 4-5 kişi böyle beni alırlar, bir kenara atarlar, hiçbir işe yaramaz. Onun için o tahrik oranı da çok arttırmam lazım, durmadan çok bağırmam lazım. Ve tam ikinci kez hareket ettiğimde ikinci kez yine yaptım. Ve bunu şey öğrendim böyle, o tankın şoförü içeride tehdit edilmiş durduğu için. İkinci kez durunca da öldürüleceği söylenilmiş ve tank ikinci kez yine durdu. O askerin ayağına ateş edilmiş. Bunu da yeni öğrendim. Söyleşide en son konuşan isim ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kendi birliğinde darbecilere karşı büyük bir mücadele sergileyen ve darbenin önlenmesinde büyük rol oynayan binbaşı Barış Dedebağ oldu. Benim tek bir isteğim var Allah'tan. Bunu canı gönülden sizinle paylaşmak istiyorum. Son nefesimi verene kadar şu anda, daha doğrusu o olaydan sonra hissettiğim huzuru, gönül rahatlığını son nefesimi verene kadar benden almaması. Çünkü inşallah. Çünkü müsaadenizle şimdi bir insan olarak 3-5 dakikayla boyutunu arz edeceğim. Sonra bir asker olarak bir boyutunu arz etmek istiyorum. Üçüncü olarak da dün külliyede Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürüne 8 sayfa alınması gereken tedbirlerle ilgili son görevimi yaptım. Şu anda karşınızda da eski asker olarak bulunmaktayım. Artık son asker selamımı da sizlere verdim. Bundan sonra da hiçbir şekilde devlet kademesinde görev almadan artık hayatımıza devam etmeye çalışacağız. Şimdi söylenmedik söz kalmadı. Çok güzel sözler söylendi. Aslında söylenen bütün sözlerde inanın o gün yaşananları anlatmaya kifayetsiz kalıyor. Ya bunu söylemek çok doğru değil ama doğaçlama söyleyelim. O anki yaşadığımız manzarayı, abdestimizi aldık ve beleş cennet buldum kendimce. Yani iki rekat tövbe namazını kıldık. Çünkü gerçekten bu uğurda şehit olmak yani cennetin kapılarını açıyor. Şimdi Allah bilir bundan sonra nasıl öleceğiz. Kaçırdık artık o fırsatı. İlk yeni kanun hükmünde kararname ile ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi. Çarşamba günü öğleden sonra tahliye olması beklenen mahkumlar serbest bırakılmaya başlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 38 bin hükümlüye tahliye yolu gözüktü. Çarşamba günü öğleden sonra cezaevlerinden tahliye olmaları beklenen mahkumlar dün akşam itibariyle serbest bırakılmaya başlandı. Tahliye haberini alan aileler cezaevlerinin önüne koştu. Malatya E tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan mahkumların aileleri de haberi alır almaz cezaevinin önünde bir an olsun ayrılmadı. (Gülüyor) 38 bin kişiyi kapsayan tahliye kanunu açıklandı. Malatyalı avukat Bayram Özcan da yasa hakkında değerlendirmeler yaptı. İlk yeni kanun hükmünde kararname ile ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişinin tahliye edileceği bildirildi. Avukat Bayram Özcan da TV Malatya mikrofonlarına denetimli serbestlik yasası kapsamında tahliye olacakları kapsayan yasa hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz günlerde olağanüstü hal kapsamında bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin düzenleme yapılması hakkında bir kanun hükmünde kararname yayınlandı. Hatta 671 sayılı kanun hükmünde kararname olarak biliniyor.
Bu kararnamenin 32. maddesiyle infaz rejimi bakımından bir takım değişiklikler getirildi. Şöyle, biliyorsunuz infazla ilgili ceza ve güvenlik tedbirleri infaz hakkında yasamız var, 5275 sayılı. Buna göre 105A maddesi gereğince, ki bu da yakınlarda getirilmişti, infazı gereken cezasının son bir yılı denetimli serbestlik suretiyle tüm suçlar bakımından geçirilebiliyordu. Yine 107. maddesi de ikinci fıkrasında cezanın infaz şekli gösteriyordu. Buna göre de mahkemece verilen cezanın 3/2'lik kısmını yatmak gerekiyordu. Bu şekilde tahliye olunuyordu. Şimdi getirilen düzenleme ile 105A maddesindeki bu denetimli serbestlikteki bir yıllık süre 2 yıla çıkarıldı. 107. maddenin ikinci fıkrasındaki 3/2'lik oran ise yarı olarak bundan sonra uygulanacak. Ancak yasa bu konuda istisnalar koydu. Birincisi, süre bakımından bir sınır koydu. 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından bu söz konusu olacak. Bu lehe olan düzenlemeler, değişiklikler. İkincisi, suçlar bakımından yasada istisnalar konuldu. Şöyle, kasten adam öldürme suçlarına, yani 81. ve 82. madde, TCK 81-82 uygulanmıyor. İkincisi, yaralama suçlarında üst soya, alt soya, eşe, kardeşe, beden veya ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenen kasten yaralama suçlarına bu uygulanmıyor. Yani TCK 86/3A maddesi. Yine neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarına, ki bu TCK 87'ye tekabül ediyor, uygulanmıyor. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara uygulanmayacak. Bu da Türk Ceza Kanunu 102, 103, 104, 105 maddeleri. Yine özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlara uygulanmıyor. Bu da TCK 132'den başlıyor 138. maddeye dahil olmak üzere bu maddelere uygulanmıyor. Uyuşturucu suçlarına 188. maddeye uygulanmıyor. Yine kanun hükmünde kararnameye göre 2. kitap ceza kanunun 4. kısım 4. 5. 6. 7. bölümünde tanımlanan suçlara uygulanmıyor. Bunu madde olarak ifade edersek, Türk Ceza Kanunu 97 ila 124. maddeler arasındaki, ki bu maddeler de dahil olmak üzere, uygulanmıyor. Ve nihayetinde 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere deniliyor. Bunlara da uygulanmıyor. Terör suçlarına da uygulanmıyor. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan hafta sonu haberleriyle karşınızdaydık. Mutlu hafta sonları.